Türk halkı atasının ölümüne ağladı. Yaz tuttu. Ve her yıl bu yaz 10 Kasımlarda yenilendi milletinin yüreğinde. Yalnız 10 Kasımlarda değil, o her gün milletinin yüreğinde. Çünkü onu şükranla anan milleti bu kurduğu demokratik cumhuriyette bağımsızca yaşamakta. Makedonya vilayetinin kozmopolit bir liman kenti olan Selanik, yüreğinde ne kadar büyük bir onurun ve liderlik vasfının olduğunu ileride gösterecek bir bebeğin doğumuna tanıklık etmektedir 1881 Mayıs'ında. Kentin koyuna bakan yamaçtaki Ahmet Subaşı mahallesinin 3 katlı pembe evinde Zübeyde Hanım'dan doğan sarışın bebek nüfus kayıtlarına Mustafa adıyla geçilecektir. 19. yüzyılın sonları yalnızca ulusların değil, aynı zamanda düşünce ve yaşama biçimlerinin de çatıştığı bir dönemdir. Bir yanda bilim ve teknolojinin uluslara aydınlık bir yaşam ve güç vaat ettiği modern düşünce biçimi, diğer yanda bocalayan, anlayamayan, doğaya, düşmanlarına ve belki de en önemlisi kendine yenilen bir düşünce ve yaşam biçimi. Mustafa Kemal, işte böylesi büyük bir çatışma içinde geçirdi çocukluğunu. Bu çatışmayı kendisi de yaşadı. Annesi onu mahalle mektebine göndermeyi isterken, babası oğlunun modern bir eğitim alması gerektiğini düşünüyordu. Ali Rıza Efendi, Zübeyde Hanım'ı da incitmeden önündeki iki seçeneğin rasyonel olanını seçti. Küçük Mustafa'nın eğitimi önce dini eğitim veren mahalle mektebiyle başladı. Bu eğitim Şemsi Efendi Okulu ve babasının ölümüyle dirilen bir aradan sonra askeri rüşteyle sürdü. 1898 yılında idadiyeyi bitiren Mustafa Kemal artık yürüyüşünün yönüne ve biçimine karar vermiştir. Okuduğu eserler ve dünyanın içinde bulunduğu durum onun düşüncelerini ve amaçlarını belirler. Atatürk'ün kısa sayılabilecek hayatı içinde yaptıklarını ve üstlendiği sorumlulukları anlayabilmek için iki noktaya dikkat çekmek gerekir. Bunlardan birincisi doğduğu yılların koşulları, ikincisi de doğduğu mekanın koşulları. Bilindiği gibi 19. yüzyılın son çeyreği dünyada çok önemli değişimlerin yaşandığı bir zaman kesimidir. Özellikle Avrupa'da eski politikaların, eski yapıların çözüldüğü, yeni üretim biçimlerinin dünyayı şekillendirdiği bir dönemdir. Ve daha önemlisi de Avrupa'nın dünyayı sömürgeleştirme, dünyaya egemen olma faaliyetine hız verdiği bir andır. Ve bunun tarihteki adı emperyalizmin başlangıcıdır. İşte böyle bir ortamda bu emperyalist politikaların uygulandığı bu bir dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nun sahip olduğu Osmanlı ülkesinin en yakın etkilendiği bölgede Atatürk doğmuştur. Genel olarak Balkanlar, Balkanlar içinde Makedonya ve Selanik bu açıdan önem taşır. İkinci nokta işte bu bölgedeki gelişmelerdir. Batı'dan her türlü haberin çok kolay geldiği, her türlü etkinin hissedildiği bu bölge de aynı zamanda bir kavimler haritasıdır. Çok farklı etnisitelere mensup insanların yaşadığı bu bölge eski Osmanlı sistemlerinin ve yapılarının çözülmesi sebebiyle burada büyük bir kargaşayı da gündeme getirmiştir. Bu bölgenin yerleşikleri birbirleriyle zaman içinde çatışmaya girmişlerdir. Yani bu bölge hem dışarıdan etkilenen hem de iç dinamikleri nedeniyle insanların büyük bir rahatsızlığı yaşadığı bir bölgedir. Dönem böyle bir dönemdir. 17 yaşındaki Mustafa Kemal, 13 Mart 1898'de İstanbul Harbi Okulu'nun piyade sınıfına katılmaya hak kazanır. Onu tedirgin bir İstanbul beklemektedir. Padişah Sultan Abdülhamit, sosyal hayatın kimi yönlerinde yenileşme hareketini sürdürüyordu. Ancak siyasi reformlara göz yummamaktaydı. Emperyalizmin hızla yayıldığı, Batı merkezli yeni bir dünyanın kurulması için büyük çabaların harcandığı bir dönemde Mustafa Kemal öğrencilik yıllarına ulaşmıştır. Onun öğrencilik yıllarının koşullarını da şöyle sıralayabiliriz. Birincisi Mustafa Kemal, Avrupa'da bilginin yeniden tanımlandığı,
modern bilginin etkin olduğu öğretim kurumlarından birinde okumuştur. Harbiye'de okumuştur. Onun için o klasik Osmanlı insanından başka bir insan tipine geçiş döneminin koşullarının etkisi altındadır. İkincisi, bu dönem Mustafa Kemal'in öğrencilik yıllarında sömürge politikaları izleyen Avrupalılar Osmanlı İmparatorluğu açısından da önemli bir aşamaya gelmişler ve 1878'lere kadar Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü kendileri açılarından daha uygun görürlerken bundan vazgeçerek kendileri için Osmanlı ülkesinin stratejik bölgelerini işgal ve ele geçirme politikalarına yönelmişlerdir. Ve bunun sonucunda da bu dönem Mustafa Kemal'in öğrencilik yılları Osmanlı Devleti'nin hem bir parçalanma hem de küçülme sürecinin hızla yaşandığı bir dönemdir. Mustafa Kemal bu sürecin acılarını derinden yüreğinde hissederek büyümüştür ve onda vatan bir kutsal kavram olarak bölünmemesi, parçalanmaması, elden çıkarılmaması gereken kutsal bir kavram olarak gelişmiştir. İstanbul'da Mustafa Kemal'in adımlarında tedirginlik ya da kuşku yoktur. 1902'de Teğmen rütbesiyle Kurmay Okulu'na geçtiğinde politik düşünceleri iyice belirginleşir. Arkadaşlarıyla gizli bir komite kurup el yazısıyla bir dergi çıkarmaya başlarlar. 1905'te Kurmay Yüzbaşı olan Mustafa Kemal Şam'da 5. Ordu'ya atanır. 1906 yılının Ekim ayında arkadaşlarıyla Vatan ve Hürriyet adlı bir dernek kurarlar. 1908'de ikinci meşrutiyet ilan edilmiştir. Meşrutiyetin ilanı, Mustafa Kemal'de orduyla siyasetin ayrılması düşüncesini oluşturur. Bu düşüncenin karşısında ise İttihat ve Terakki Partisi üyeleri vardır. İkinci Meşrutiyet dönemi dünyada ve Türkiye'de olayların en yoğun yaşandığı bir dönemdir. İtilaf ve ittifak grubuna ayrılan ve kendi hesaplarını siyasi arenada halledemeyen, çözemeyen ülkeler yavaş yavaş silahlı mücadele dönemine girme aşamasına girmişler ve çökmekte olan ülkelerden küçük paylar alarak yeni ittifaklara doğru yönelmeye başlamışlardır. Osmanlı açısından ele aldığımızda 1908 meşrutiyetiyle olayların çok yoğunlaştığını, daha önce altyapısı olan çözülmenin hızlandığını, bu aşamada meşrutiyete karşı gelişen 31 Mart olayının, gericilik olayının oluştuğunu ve 2. Abdülhamit döneminin sona erdiğini görüyoruz. Birinci Dünya Savaşı başlamıştır. Mustafa Kemal o sıralar Sofya merkez olmak üzere Bükreş, Belgrad ve Çetine Ataşe militerliklerinin başındadır. Birinci Dünya Savaşı'nın genişlemesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşa girmesi, onun kendi isteğiyle cephede görev almasına nedendir artık. Mustafa Kemal, 19. Tümen Kumandanlığı'na getirilir. Atandığı görev, onun askerlik kariyerinin dönüm noktası olacaktır. Mustafa Kemal'in askeri dehasını göstererek Anafartalar kahramanı olacağı gün gelmiştir. 18 Mart 1915 tarihinde Çanakkale Boğazı'na geçmeye muvaffak olamayan İtilaf kuvvetleri Yarımada'nın batısına asker çıkarmaya başlar. Mustafa Kemal'in insani ve askeri dehası, Gelibolu tarihinin en büyük kahramanlık destanıdır. Gücün ve teknolojinin üstesinden yalnızca cesaret ve onurla gelinebileceği Mustafa Kemal komutasındaki ordumuzla dünya tarihindeki yerini almıştır. İşte o günleri yaşayan bir İngiliz askeri günlüğünde Çanakkale destanının büyüklüğünü şöyle anlatır. Türkler tepeden aşağı Allah Allah sesleriyle uğulduyarak üstümüze geliyorlardı. Uğultu her bir yanımızı kaplıyordu. Korkuyorduk. Telsizle Türklerin yerlerini gemilere bildiriyor ve bekliyorduk. 3 dakika sonra bombaların ıslıkları kulaklarımızı yırtarak üstümüzden geçiyor, Türklerin üzerinde patlıyordu. Cesetler havada uçuşuyorlardı. Bir süre sonra Türkler yine uğulduyarak gelmeye başlıyorlardı. Biz yine gemilere haber veriyorduk. Ve yine bir bomba ıslığı duyuyorduk.
bu biteviye sürüp gidiyordu. Türkler korkmuyor ve tükenmiyorlardı. Çanakkale Savaşı'nda büyük başarılar elde eden Mustafa Kemal 1915'te albaylığa terfi eder. Çanakkale'den Edirne'ye nakledilen 16. Kolordu Komutanlığı'na atanan Mustafa Kemal, 14 Nisan 1916'da henüz 35 yaşındayken general olur ve Kolordu, bu genç ve yetenekli generalin komutasında Kafkas cephesine götürülür. Çanakkale zaferi bir kahramanlık destanı olmuştur, fakat Osmanlı Devleti'nin diğer cephelerde çözülmesini önleyememiştir. 1917'de Filistin istila edilir, Kudüs İngilizlerin eline geçer. Osmanlı ordusu Halep'e geri çekilir. Osmanlı Devleti artık son gücünü tüketmiştir. Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi imzalanır. Birinci Dünya Savaşı'nın genel seyri 1918'in başlarına kadar nasıl bir sonuç vereceği bilinmez şekilde gidiyordu. Ve Osmanlılar 1918'in başlarına kadar çeşitli bölgelerde ağır yenilgiler almış olmalarına rağmen direnmelerini sürdürüyorlardı. Ancak 1918 yılının özellikle ikinci yarısı Osmanlı orduları açısından bir dönüm noktası oluşturur. Artık Osmanlı Devleti direnme gücünü kaybetmiş durumdadır. Ve 1918 yılının başlarında Amerikan Başkanı Wilson'ın yayınladığı ilkeler de güç koşulları altında savaşı devam ettiren devletlerin savaşı bırakma eğilimlerine girmelerine neden olacaktır. Çünkü Wilson savaş sonrasında herkesin onurla yaşayabileceği yeni bir düzen önermektedir ve bu düzenin koşullarını ilkeleştirerek anlatmıştır. İşte böyle bir ortamda 1918'in 30 Eylül'ünde Bulgaristan'ın savaşı terk etmesi, yani yenilgiyi kabul ederek savaşı terk etmesi üzerine İstanbul'un tehlike altına girebileceğini, İstanbul'un da işgal edilebileceğini düşünen Osmanlılar savaştan çekilmişlerdir. Ve bunun sonucunda da 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalamışlardır. Mondros Ateşkes Antlaşması'na baktığımız zaman Osmanlı açısından onurlu bir dünyada kendi hukukunun korunacağını bekleyen bir Osmanlı Devleti tam tersi koşullarla karşılaşmıştır. Gerçi Osmanlı askerlerinin silahları bıraktıkları yer sınır kabul edilmiştir ama öyle maddeler konmuştur ki Birinci Dünya Savaşı'nın galibi devletler Osmanlı ülkesini işgal edebileceklerdir. Güvenlik konusuyla işgal edebileceklerdir. Osmanlı ordusu terhis edilmiştir, silahsızlandırılmıştır, madenlerine ve bütün gelir kaynaklarına el konulmuştur. Ve en önemlisi kendilerine vaat eden onurla yaşanacak bir dünyaya Osmanlı Devleti'nin ve Osmanlı insanının ulaşabileceği kuşkusu Mondros Ateşkes Antlaşması'nın koşullarının hemen hepsinde açık şekilde görülür. Mondros Mütarekesi'nin uygulanması Mustafa Kemal'i rahatsız etmektedir. O Yıldırım Orduları Komutanı'dır ve bu sıfatla İstanbul'a mütarekenin uygulanmasındaki sakıncaları ikaz eden telgraflar yağdırır. Fakat İstanbul'un herhangi bir çözüm üretebilecek ne gücü ne de isteği kalmıştır. 600 yıllık o uzun yürüyüş sona ermek üzeredir. Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasında İstanbul hükümetiyle aynı görüşte olmayan Mustafa Kemal İstanbul'a çağrılır. Boğaza demirlemiş düşman gemileri gözdağı verircesine toplarını kıyıya dikmişlerdir. İstanbul'un bir yanı yas içinde, diğer yanı şaşkın haldedir. Şehirden kimileri ise işgalcileri çoktan benimsemiştir bile. Boğaz'da demirlemiş düşman gemilerine bakan Mustafa Kemal, yaverine, geldikleri gibi giderler demişti. Bu kararlılık, bitenin ardından yeni ve daha çetin ve daha uzun bir yürüyüşün başlayacağının işaretini vermektedir. Bu uzun yürüyüş, Anadolu'da yeni ve modern bir Türk devletine doğruydu. General Mustafa Kemal, ordu müfettişi sıfatıyla Bandırma vapurunun güvertesinden Anadolu'ya bakmaktadır. Anadolu Mustafa Kemal Samsun'a ayak basana kadar tanımlanamaz bir yerdir. Halk sefalet içinde yüzmekte, kanunsuzluk ve başıbozukluk sürüp gitmektedir. Merkezi otorite
etkisini yıllar önce yitirmiş, toprak ağalıkları derebeyliğe dönüşmüştür. İstanbul aydınlarının bazıları böyle bir Anadolu'ya inanmamaktadırlar. Ama o Anadolu'ya inanmaktadır. Bu inanç, sevgi, zeka ve cesaretle bilinir, beslenir. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastığında Mustafa Kemal yalnızca Anadolu halkına güvenmektedir. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda halkın Mustafa Kemal'e bakış açısını bir takım evrelere ayırmak gerekiyor kuşkusuz. Mondros ateşkesinden sonra sarayın ve çevresinin telkinleriyle kaderine razı olmuş bir halk, yeni bir silahlı direnişi göze alamayan bir halk, zaten Mondros'a da verdiğiniz en büyük müjde silahların bırakılacağı bir daha savaşın olmayacağı yönünde. Mustafa Kemal 19 Mayıs'ında Samsun'a çıktığında tabii ki öncelikli olarak sivil asker bürokratlarla ilişkiye giriyor. Ve yörenin önde gelenleriyle ne bağımsızlığın ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyor. Bu meşru bir hareket. Ancak Amasya genelgesinden sonra Mustafa Kemal'in görevden alınması hakkında önce tutuklama arkasından idam kararının çıkarılmış olması halkı ve bürokratların Mustafa Kemal'e yaklaşımında tereddütler oluşmasına neden oluyor. Yani öyle bir durum ki halk bir anlamda padişahlı ile Mustafa Kemal'in arasına sıkışmış durumda. Bu aşamada şöyle bir gözlemde bulunmamız mümkün. Hem sevinç var halkta, hem kaygı var, hem korku var, hem endişe var. Anadolu'da Mondros ve onun pekiştiricisi olan Sevr hoş karşılanmamıştır. Halk bölgesel direnişlere başlamıştır bile. Ancak bu direnişler cılız ve düzensizdir. Öyle ki Anadolu içlerine doğru ilerleyen Yunan yürüyüşünü aksatacak bir engel bulunmamaktadır. Hatta İtalyanlar Anadolu'yu öylesine sahiplenivermişlerdir ki Antalya, Burdur, Bolvadin hattı üzerine bir demir yolu inşasına bile başlamışlardır. Mustafa Kemal ise Anadolu'ya sözde isyan çıkaran Türkleri durdurmak için gönderilmiştir. Anadolu'ya gelişinden 3 gün sonra 22 Mayıs'ta Mustafa Kemal İstanbul'a bir rapor gönderir. Raporda Türklüğün yabancı mandasına katlanamayacağı ve milli hareketlere hak verilmesi gerektiği bildirilmektedir. Mustafa Kemal ile İstanbul arasındaki ipler daha 3 gün içinde gerilmiştir. Mustafa Kemal'in kararları artık bellidir. Dönüş yoktur. 22 Haziran 1919'da Amasya'dan Anadolu'daki bütün komutan ve valilere şu telgrafı çekmektedir. Vatanın bütünlüğü ve milletin istiklali tehlikededir. Bu tehlikenin nasıl alt edileceğiyse yine onun ağzından şöyle dile getiriliyordu. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Ardından Erzurum ve Sivas Kongreleri gelir. Mustafa Kemal Erzurum'da bütün resmi görevlerinden istifa etmiştir. Artık o bir sivildir. Amerikalı General Herbert Sivas'ta Mustafa Kemal'le görüşürken şöyle der. Müttefiklerinizle birlikteyken yapamadığınız şeyi tek başınıza nasıl yapmayı düşünüyorsunuz? Onun cevabı nettir. Fertlerin intihar ettikleri vakit vakit görülür. Bir milletin intihar ettiğini mi göreceğiz? Harbor'da göre Mustafa Kemal'in cevapları pek açık ve akarsu gibidir. Şöyle der Mustafa Kemal, yavaş yavaş ölüme mahkum olmaktansa vuruşa vuruşa ölmeyi tercih ediyoruz. Mustafa Kemal kongrelerin sonunda Doğu ve Batı'daki kurtuluş hareketlerinin niteliği ve haklılığı üzerinde herkesi ikna ederek liderliğini ilan etmiş ve düşmanla olan mücadelesi için bir karargah aramaya başlamıştır. 27 Aralık 1919'da Mustafa Kemal Ankara'ya gelir. Büyük Önder'in gelişi Anadolu'nun tam ortasındaki Ankara'da bayram havası estirmektedir. Mustafa Kemal'i karşılayan yiğit bakışlı seymenlerin özgür ve dirençli ruhundan başka bir şey de yoktur. Anadolu'nun kurtuluşu buradan sağlanacak, cumhuriyet burada kurulacaktır. Tozlu, çorak Ankara İstanbul'u tahtından edecektir.
Ankara'da 78 milletvekilinin katılımıyla içine okul sıralarından bozma masalar konulan Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış ve Anadolu Hareketi halk iradesine dayanan bir karargah edinmiştir. Ankara merkezi bir yerdedir ve çok yakın bir zamanda oluşacak mücadele alanlarına yani cephelere çok uzak değildir ama aynı zamanda da cephelerin içinde değildir. Yani önemli bir konumu, bir mücadeleyi, bir ulusal mücadeleyi yürütebilecek bir karargah konumundadır. Güvenli bir karargah durumundadır. İkincisi Ankaralıların tutumu. Ankaralılar daha başlangıçtan itibaren milli mücadeleye İstanbul hükümetinden farklı olarak olumlu bir tavır göstermişlerdir. Mustafa Kemal ve Anadolu Harekatı'na yardımcı olmuşlardır ve taraftar olmuşlardır. Yani Ankara, Ankaralılar bakımından da güvenli bir yerdir. Üçüncüsü, Ankara o zamanın en çağdaş iletişim aracı, haberleşme aracı olan telgraf haberleşmesi için de çok önemli bir merkezdir. Ankara'da telgraf haberleşmesi denetlenebilecek, kontrol edilebilecek bir durumdadır ve aynı zamanda da haberleşmenin en seri yapılabileceği yerdir. İşte bu üç nedenden dolayı Mustafa Kemal Paşa Ankara'yı seçmiştir. Bundan sonrası çorap söküğü gibi gelir deyim yerindeyse. Önderini bulan Türk halkı inanılmazı gerçekleştirmek için harekete geçer. Maraş, Urfa, Antep, Adana savunmaları, Doğu cephesinde Ermenilerle başa baş, dişe diş çarpışmalar, 1. ve 2. İnönü zaferleri, Kütahya-Eskişehir muharebeleri, Sakarya savaşı derken bu önü alınamaz çığı büyük taarruz ve büyük zaferle sonuçlanır. Lider savaşmayı değil ölmeyi emretmiş, halkı da ölürcesine savaşmıştır. Çok değil bundan sadece 81 yıl önce 1923 Temmuz'unda yeni bir devlet bütün dünyaya tanıtılıyordu. Kapitülasyonsuz, mandasız, tam egemenlik ve bağımsızlık şartları içinde bir milli devlet, genç Türkiye Cumhuriyeti. Savaş bitmiştir ve yüzyıllardır gündemde olan sorunların çözümü aşamasına gelinmiştir. İşte bu aşamada İstanbul hükümeti Lozan'da toplanacak olan büyük konferansa birlikte katılmayı önerdiği zaman işte o zamanın geldiğinin bilincinde olan Mustafa Kemal Paşa saltanat ve hilafet makamlarından saltanatı 1 Kasım'da kaldırır ve hilafet devam eder. Yalnız daha Cumhuriyet ilan edilmemiştir. Cumhuriyetin ilan edilmesi için Lozan Konferansı'nın tamamlanması gerekmektedir. 24 Temmuz 1923'te Lozan Konferansı da sona erdikten sonra bakınız yine Cumhuriyet ilan edilmiştir. Çünkü ülkede daha yabancı işgalciler bulunmaktadır. Nitekim 1923 Ekim'in ilk haftası itibariyle son işgalciler de gittikten sonra 13 Ekim'de yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yeni başkenti ilan edilir. 13 Ekim'de Ankara başkent seçilir. Ondan 16 gün sonra da 29 Ekim 1923'te alkışlar içinde Cumhuriyet ilan edilir. Mustafa Kemal oy çokluğuyla Cumhurbaşkanı seçilir ve Türk ulusu yeni yürüyüşüne daha sağlam adımlarla devam eder. Genç Türkiye, içte temellerini böyle atarken, dışta da sağlam ve barışçı bir politika izlemektedir. Atatürk 1925'te, karşılıklı emniyet ve selamet, bütün dünya milletlerinin istemesi gereken bir saadet esasıdır, diyordu. O beşeriyetin hepsine bir vücut ve bir milleti bunun bir uzvu saymak gerekir, diyor. Ve yeni Türkiye'nin iç ve dış politikasını yurtta barış, dünyada barış temeline dayandırıyordu. Ancak geceli gündüzlü çalışmalarda yorulan bedeni ilk hastalık işaretlerini vermeye başlamıştır. Eskiden beri böbrek hastası olduğu biliniyordu atanın. 1924'te kalp krizi, 1927'de ise enfarktüs krizi geçirmişti. Bütün bunlara karşın yemek sofralarında bile ülke meseleleriyle uğraşmaktan geri kalmamıştır. Böylesine çağdaş değişikleri gerçekleştirmek kuşkusuz zor işti. Bakınız 1922-1937, 15 senede böylesine bir devrimsel değişimle yeni bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti ortaya çıkmıştır. Yeni bir Türk Devleti kurulmuştur.
Ve bu uygulamalarda tabii hiç kuşkusuz Atatürk'ün engel tanımaz, ödünsüz kişiliği, lider kişiliği ve onu son derece eğitici, yatıştırıcı konuşma yeteneğini de bu başarılar arasında görmek lazım. Kaldı ki devrimlerin birinci aşamada takipçisi, izleyicisi kendisi olmuştur. 1937 yılına kadar kaldığı Ankara'dan Mart 1938'de kendi deyişiyle doktorların Savarona'yı tercih etmeleri üzerine İstanbul'a taşınır. Son günlerini İstanbul'da hasta yatağında geçiren Gazi, hala ülke sorunlarıyla uğraşmaktadır. Soranlara iyiyim ve daha iyi olacağım dese de keskin sezgileriyle o uğursuz anın giderek yaklaştığını fark etmektedir. Afet inanan son dileğinin yeşillik ve ağaçlık bir yerde fakat yaz kış yeşil duran ağaçlar arasında bulunmak olduğunu söyler ve 10 Kasım 1938'de sabah saat 9'u 5 geçe ruhunu teslim eder. Vefatını takiben ben öldü, sonsuzluğa göçtü diyemiyorum çünkü o her zaman içimizde. Sonsuzluğa göçüşünü takiben cenaze namazı Şerafettin Yaltkaya tarafından, o zamanki Diyanet İşleri Bakanı Başkanı tarafından Dolmabahçe'nin en büyük salonunda yapılmıştır. Bundan sonra Dolmabahçe'den alınan cenaze işte bildiğimiz yolla Ankara'ya getirilecek. İkinci Büyük Millet Meclisi'nin önünde katafalka konacak. Sonra da etnografyaya da uzun süreler 1953'e kadar, Anıtkabir'in bitimine kadar orada bulundurulacaktır. Halkı ona yaz kış yeşil duran çam ağaçlarının arasında bir anıt mezar yaptırmıştı. Dünyanın bütün uluslarına yaptıklarıyla ve düşünceleriyle yol göstermiştir o. 1972 yılında Ankara'yı ziyarete gelen Pakistan Devlet Başkanı'nın huzurunda yazdıkları şöyledir. Savaşın külleri arasından bugünün Türkiye'sini çıkaran, modern Türkiye'nin kurucusu olan, Türk milletinin atasından ilham almaya gelmiş bulunuyorum. Ve diğerleri, onlar Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek bir dünya lideri olarak gördüler. Türkiye'yi ziyaretlerinde de taziyelerini ilettiler ona. Atatürk kuşkusuz bir dünya lideridir. Doğumunun 100. yılında UNESCO'nun onu yılın lideri seçmesi düşündürücüdür, anlamlıdır. Ve bu yılı sırf ona özgü yayınlarla UNESCO süslemiştir. Kaldı ki Atatürk birçok konuşmasında gelen yabancı devlet adamlarına şunu söylemiştir. Biz sadece Türkiye için değil, bu mücadeleyi bütün ezilen uluslar için verdik. Onun için bizim sorumluluğumuz çok büyüktür demekten geri kalmamıştır. Nitekim böyle oldu. O, halkının gözünde ölümsüzlük kazandı. Sıkıntı ve acı o, devam etmektedir. Dünya tarihindeki en üstün şahsiyetlerden biri olmuştur. Tarih onu, Türk ulusunun en şerefli evlatları ve insanlığın en büyük liderleri arasında sayacaktır. Konferansının müşkürlerinde hülasa olarak müşahede edilebilir.